Vallahi ekonomik durumu değerlendirmek için süper zeka olmak gerekiyor şu zamanda. İş verenler iş veremezse bütün millet birbirini yiyecek bundan sonra. Türkiye Cumhuriyeti cennet benim için. Hiçbir sıkıntı yok. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına mesleğiniz nedir, aldığınız ücretle geçinebiliyor musunuz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Mesleğim SSK'dan emekliyim, işçiyim yani. Emeklisiniz. Aldığınız maaşdan memnun musunuz? Vallahi aldığım maaş elime geçmiyor ki, hep krediye gidiyor. Bankalara krediye gidiyor. Anladım. Peki aldığınız maaş mı yeterli mi sizin için? Değil tabii. Geçebiliyorsunuz yani. 3600 lira maaşım var ama imkanı yok, evim kira. Şu anki ekonomik durumu değerlendirirseniz neler söylemek istersiniz? Şu anki ekonomik durumumuz normal değil yani, normalin altında. Peki bunun için neler yapabiliriz düzelmesi için? Bunun için vallahi hükümetin biraz görmesi lazım bizi. Hükümete buradan sesleniyorsunuz. Tabii, görmesi lazım. Yazık yani, millete yazık. Evet. Hepimiz bu vatan için çalıştık, hepimiz bu vatan için uğraştık. Daha iyileştirilebilir diyorsunuz. Daha iyileştirilebilir. Evet. Yani bir dahası değil, daha. Çünkü yani dışarıya bakıyor, herkes rezil durumda. İnan iki arkadaş bir araya gelip oturamıyor. Herkes birbirinin cebine bakıyor bir çay parası için. Buluşup oturmak bile çok zor oldu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Oturdun, herkes birbirine yardımcı olurdu. Şimdi kardeşin kaçıyor senden. Kardeşin kaçıyor. Herkes menfaatçi olmuş. Acayip paracı bir millet olduk. Bilmiyorum yani. Mesleğiniz nedir? Ev hanımıyım. Ev hanımısınız. Eşinizin mesleği nedir? Eşim halıcıydı, vefat etti. Eşinizin aldığı maaştan memnun musunuz? Değilim tabii ki. Kim memnun ki, ben memnun olayım. Peki ekonomik durumu değerlendirirseniz ne söylersiniz? Vallahi ekonomik durumu değerlendirmek için süper zeka olmak gerekiyor şu zamanda. Zor. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim o konuda. Çünkü zor, çok zor. Aldığımız zaten yetmiyor. Para iş ölünce zaten azalıyor. Bir kesim gerçekleşiyor. Çocuğum varsa o bölüyor. Zor yani hayatım. Çiftçilik. Aldığınız maaştan memnun musunuz? Aldığımız maaştan memnunuk da zamlar olmasa iyiydi. Ama zamlar olunca erdi gitti. Peki ekonominin daha iyiye gidebilmesi için ne yapılması gerekir? Hani şimdi ben hayvancılık yapıyorum. Şu anda ben her ay 7000 lira zarar içindeyim. Hani aldığım süt karşılanmıyor. Yem pahalı. Hani devlet bu %18 katma değeri indirmesin. Çiftçiye destek fazla versin. Gübrelerde ve sularda zamlar gerçekleşti. Bu çiftçilik olarak siz nasıl zorluyorsunuz? Yani çiftçi şimdi şu anda bu sene ektiğini kaldırabilir. Ama gelecek seneye çok nadir yani. Çok yani açık verecek yani. Peki yani durumda neler yapılabilir? Yani şimdi mazotu traktör başına dönümüne göre vermesi lazım. Ucuz mazot verirse, gübreyi indirirse, bu şeyleri gerçekleştirirse hem Türkiye ekonomisi kazanır hem de çiftçi kazanır. Bu durumda mağduruk yani. Şu anda memnun değilim. Her şey pahalı. Zam geldiği için ben esnafım normalde. Talas'ta tantunucuyum. Ama her şey pahalandı. Peki geçinebiliyor musun? Vallahi inan ki borcum olmasa dükkana anahtar vuracağım, kira bir de. Peki daha iyiye gidebilmesi için neler yapılması gerekir ekonominin? Vallahi euro ile mazotun yükseldiği için yapılacak bilmiyorum yani. Böyle giderse her şeyler kapanıyor. Zor durumdayız diyorsun. Zor durumdayız. 9 kişi, 11 kişi çalışıyorduk. 2 de eşimle benim. 12-13 kişiydik, şu anda 3 kişiyiz. 3 kişiyi bile idare edemiyoruz. Ya. Yani yapacak bir şey yok. Her şey pahalı. Varıyor, tavuğu alıyoruz bugün, iyi mi? Tavukçu geliyor diyor ki 3 lira zam. Ete geliyoruz, 11 lira zam geldi diyor. Lan 3 gün oldu daha, 3 günde ne tez olmadı. Diyor ki abla diyor, mazotla arabayla geliyoruz ya diyor. Mazot yükseldi. Onun yüzünden oldu diyor.
11 yıldır esnafım. İnanki anahtar kilitlenecek duruma 3 kişi kaldık. 12 kişiden düşünsene. Esnaf ne yapsın? Yani başbakan ne diyeyim, bu tavuğu, eti, gıdaları düşüreceğiz dedi. Ya 110 liraydı. Ya yani A101'de şokta. Şu anda var 160 lira. İndirdik diyor. Ne yapıyor biliyor musun? Bugün var yok. 130'a düşmüş. İyi neyse düşürmüş. İndirdi, indirim yaptık diyor. Ne kadar yaptınız? 10 lira. Yani zaten 110 liraydı. Yani indirimleri yeterli bulmuyor. Yeterli değil. Tavuk geliyor diyorum, düşünsene ben bir esnafım yani. En azından duyulsun. Hiç eti, tavuğu, ne bileyim ben, yağı, bu bütün millet nerede ne yiyip geçinecek? İşverenler işi veremezse bütün millet birbirini yiyecek bundan sonra. Çalışamazsan 11 kişiden düşünsene 3 kişi. 11 kişi, ben 12 yıldır esnafım. Eğer kredi çekip de borcum olmasa kapıya anahtar vuracağım, yemin olsun. Mesleğim aşçıyım. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Asgari ücret. Asgari ücretten memnun musunuz? Hayır. Peki daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Asgari ücretin yükselmesi, daha yükselmesi. Bir yağ olmuş 170-180 lira. Asgari ücrete zam yaptınız ama onu da oradan alıyorsunuz. Faturamız geliyor 1100 lira, 1200 lira doğalgaz. Elektrik geliyor 300-400 lira. Su geliyor 200 lira. Ne kaldı? Neyle geçineceğiz? Peki bu durumlar sizce düzelir mi? Bence düzelmez. Bu böyle geldi, böyle gider yani. İnşallah düzelir ama düzeleceğini de zannetmiyorum. Peki. Düzelseydi yurt dışında yağ falan gelmiş. Şimdiye kadar yağ fiyatları inerdi. Aynı. Yani yağ olmuş 180 lira, daha da yükselir, düşmez. Türkiye Cumhuriyeti'ne normalde Almanya'da yaşıyorum ama 2 senedir temelli dönüş yaptım Türkiye'ye. Türkiye Cumhuriyeti cennet benim için. Hiçbir sıkıntı yok. Öyle yağ pahalıymış, şeker pahalıymış, öyle bir şey yok. İnsanlar kendi kendilerine kuruntu yapıyorlar. Hükümetimizden Allah razı olsun. Aldığınız maaştan memnun musunuz? Çok memnunum. Durum gayet iyi diyorsunuz yani. Allah'ıma şükürler olsun. Ben çok memnunum. Bak hanım da memnun. Peki Türkiye'deki askeri ücreti iyi buluyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Anlamadım. Türkiye'deki asgari ücreti iyi buluyor musunuz? Asgari ücreti 4200'ü. İnsanların yapısına bağlı bir. Bir de paraya hakim olmasına bağlı. Bazı insanlar burada haddini çok aşıyor. Ayaklarını yorganına göre uzatmıyorlar. Ayağını yorganına göre uzatmayan insan perişan olur, pişman olur. İnsan ayağını yorganına göre uzatacak. 4200 lira alıyorsam ben 4200 lirayı nereye harcadığımı, nasıl harcadığımı hesaplamam lazım. Ben yani 4200 lira alıyorum. Ben varayım 8000 liralık borç yapayım. Burada bu kafa çok var. İşte onun için millet perişan. Nereye ne harcayacağını bilmiyor bu millet. Bir de adamın aldığı aylık belli, gideri belli. Bir de şeyleri takip ediyorlar. Markaları. Adam mesela zeytinyağı 159 lira zeytinyağı var. Adam gidiyor 270 liralık alıyor. Ben diyorum ki ya senin aylığın belli, giderin belli. Sen diyorum niye 159 liralık almıyorsun da 279 liralık alıyorsun diyorum. Adam bana diyor ki o marka diyor, o daha iyi diyor. Neden iyi diyorum? Neden biliyorsun iyi olduğunu? Ya diyor iyi olmasa diyor pahalı olmaz diyor. Bak millet, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlar bilinçsiz. Bilmiyor yani. Para harcamasında bilmiyor. Alışverişinde bilmiyor. Biz çok şükür Allah her şeyimizi biliyoruz. Allah'ın kitabını bilen insan dünyada da ahirette de perişan olmaz. Öyle evdeyim yani, çalışmıyorum şu an. Eşiniz ne iş yapıyor? Evli değilim. Evli değilsiniz. Peki herhangi bir geliriniz? Emekli maaşı alıyorum. Peki emekli maaşından memnun musunuz? Değilim. Değilsiniz. Daha iyiye gidebilmesi için neler yapılması gerekir? Yani biraz daha yüksek miktarda olması gerekiyor. Çünkü hayat çok zorlaştı. Yani pahalı her şey. Alamıyoruz gerçekten. Siz de dertlisiniz. Tabii dertliyiz yani. Hiçbir şey alamıyoruz. Babam vefat etti benim yıllar önce. Başın sağ olsun. Hı-hı. Emekli maaşı alıyorum. Onunla geçiniyorum. Başka çaresi yok yani. Ayakkabı. Ayakkabıcılık. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 350.
Aldığınız maaştan memnun musunuz? Yetiyor Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok diyorsunuz. Yok, inşaat. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ortalama 5 falan. Aldığınız maaştan memnun musunuz? Memnun değiliz ama ne yapacağız işte, mecbur kalıyoruz. Mecburuz şu durumda. Peki sizce ekonomi daha iyiye gidebilmesi için neler yapılması gerekir? Valla neler, yatırım yapılması gerekir. Yatırım olsun, iş olsun, ortalıkta her şey güzel olur yani. Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyoruz çok şükür. Yani. Şu durumdan pek memnun değilsiniz. Yok, memnun değilim. Halk olarak memnun değiliz zaten. Her şey ateş pahası. Her şey almış başını gitmiş. Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamlar hakkında çok mağduruz. Yani çok zorlanıyoruz. İnşallah düzelir. Elektrik elektronik mühendisiyim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Şu an almıyorum, işsizim. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonominin değerlendirecek bir şey yok. Giderek batıyoruz. Şu anda maaş almadığınızı söylediniz. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Yani geçici olarak çalışıyorum ben. Yani farklı mesleklerde, yani mühendislik yapmıyorum. Elektrik işi yapıyorum ayrıca. Öyle geçiniyorum. Aldığınız ücretler yeterli mi? Hayır değil tabii ki. Peki ne olması gerekirse daha iyi olur sizce? Yani ne olması gerekirse daha iyi olur. Yani bu bir tasarruf yapıyorsak bunu en tepeden tabana kadar yaymak lazım yani. Yani halkımız yani bir şeylere sabrederken yani diğer üst kademedekiler bunların şey yapması lazım yani. Kendilerinin de tasarruf yapması lazım. Ne bileyim yani, daha az gezecekler yani, bir yere gidiyorlarsa hep birlikte gidecekler. Tasarruf etmeleri lazım ki bir şeyler olması lazım. Bu şekilde düzelebileceğini düşünüyorsunuz. Yani bu bir başlangıç olabilir bunun için. Yani tabii ekstra önlemler de yapılabilir yani. Yani dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için yani üretime daha çok teşvik edilebilir. Devlet fabrika açabilir. Yani ham maddeyi falan kendimiz üretip kendimiz yaparsak bunun için daha iyi olur. Peki asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeterli mi sizce? Yok, asgari ücret yani yeterli olma durumu yok. Çünkü asgari ücret açıklanır açıklanmaz her şeye geri zam geldiği için asgari ücretin alım gücü yani daha çok düştü. Yani öncekinden daha beter bir hal aldı asgari ücret.